Oy, yanakların kıpkım. Ara, sen bir yere çarpmışsın. Ne oldu bu yüzüne? Sana ne oldu? Ne oldu? Sen biriyle kavga mı ettin? Ben daha yüzünü yeni görüyorum senin. Abi getirsene bir. Yüzdüm derisini yüzdüm bak. Şok oldum. Yüzdüm. Ya bak, bunlar babaanne torun. Yüzdüm. Bahçede çiçek yapıyorlardı. Ben dur, kaşınıyor mu? Bunları sivrisineği sokmuş. Bekle bekle. Bak bir şuna bak, bir de şuna. Yapma yapma çocuğum, yapma. Tamam işte şuraya da zaten geçen kedi tırmalamıştı. Baban geldi mi bak bakayım, kol almaya gitti. Kaynatamın kesesine bereket, eline sağlık. Oh oh oh, bakımlara başladık gene he anne. Kesesine bereket, bize patlıcan kebabı yapmış göndermiş ama tarifi kayınvalidem aramış, sormuş. Kayınvalidem çünkü her şeyi yemiyor. Onun kendi tarifine göre olacak. Vallahi böyle cuk diye şey oldu, piyango oldu. Biz şeyde oturuyorduk, kuaförde. Kayınpederim aradı, dedi ki gel dedi, şey kebap yaptım, götür hep beraber yiyin. Sağ olsun, bir de kavun almış, kavunda doğradık. Geldiğimde babaanne torun bahçede çiçek yapıyorlardı. Yusuf şimdi kola almaya gitti. O da berberi 5 dakikalığını bıraktı, yemek yiyip geri gidecek. Çok korktum oğlum. Ha. Neyse, afiyet olsun. Şunu göstereyim size, patlıcan kebabını. Bizim meşhur. Oo, tam sulu ekmeğini batırmalık. Patlıcanı çok güzel pişmiş. Derin güveçte pişirmiş çünkü. Hı. Beğendin mi anneciğim? Saat 8. Şimdi... Camdaki kızın son bölümünü çok merak ediyorum. YouTube'da, şeyde, Instagram'da çok fazla şeyini gördüm. Küçük fragmanlarını. Kuzenimin getirdiği şekeri şöyle şekerliğime, kristal şekerliğime doldurdum. Çayı hemen demleyip tadına bakacağım. Efendim anneciğim? Giy, sen kamerada görünmüyorsun ki anneciğim. Aras pijamalarını değiştiriyor da. Kırık gibi kokuyor benimki. Yani. Seni şu çıkardın kıyafet mi? Evet, tamam, terliyorsun bütün gün okulda, normal. Kötü kokması. Annesiyle keyif yapacakmış. Bu Aras'ın da benimle yapacağı keyifler bitmedi. İzin günü şey yaptığı gibi hala daha benimle keyif yapacakmış. Ne olmuş? Oo, ne güzel kokuyor. Limonlu, bergamotlu. Ah, oh, harika. Bunu hemen bir şeye koyacağım. Telif yer miyim acaba? Şu müzikten yiyebilirim. Bunu hemen ben durduruyorum. Sen çöplerini at gel. Tamam mı? Ya niye hep çöp işi bende? Babamda olsun. Baban çünkü çalışıyor. Bu sefer onda olsun. Bu sefer yok. Geçen sefer baban boşalttı anneciğim senden sonra. Yok. Çöp çok çabuk birikiyor. Sürekli kutu içecekler falan da oluyor ya evde. İçinde anne, böyle. Kola, portakal ve limon kabukları da var. Kola babaannede kalacak. Evet aşkım, ben bıraktım. Annemin anne, koyduğu biber domatesleri yerleştireceğim. İzleyeceğiz aşkım. Şimdi bugün temiz nevresimlerim var, katlanacak, kurumuşlar. Onun dışında şu patlıcan kebabını kayınvalidem kendine çok az ayırdı. Gerisini tepsiyle bize gönderdi. Siz dedi kalabalıksınız, yiyorsunuz. Ben yiyemem daha fazla. Onu şimdi şey yapacağım. Arttı baya. Bunu küçük bir tencereye alacağım ve tepsileri yıkayacağım. Aşağı indireceğim ki restoranta geri gidecek tepsiler. Aşağıda limon düşmüştü, yere çürümesin diye eve getirdim. Artık yavaş yavaş limonlar da dökülmeye başlar. Limon stoğu yapmamız lazım. Dur aşkım. Of, baksana. Daha çok böyle işte içecek gibi kutuları. Bir dünya. Gerçekten süt kutusu, yemek kutusu. Ambalajlar. Bekle. İzin ver bana, ben sana hepsini toparlayıp vereceğim. Oo, çok güzel ki bunda. Evet. Ama hadi tut bakalım. Tut bakalım. Bir anne bu. Bari bunu şey yap. Çok hafif. Çok hafif. Tamam hadi git gel. Haydi bakalım. Döktüm annem ya. Geldi ve soğuk bir kola açacağım. Şu hemen lavabomun altını bir temizleyeyim. Anne kola açıyorum. Ben bir tane. Sen kola sana göre değil. Sen başka bir şey içebilirsin. Meyve suyu. Eve gelip böyle hazır yemek oldu mu o kadar mutlu oluyorum ki, başka bir şey bu kadar sevinemem herhalde. Bunu aslında poşetiyle direkt geri koyayım.
solmasın. Bunu bir fırınlayacağım. Aslında kayınpederin oraya da gönderip fırınlatabilirim. Fırın açık ya. Domates salatalıklarımı hemen yerleştiriyorum. Çayımı da döktüm. Şu tepsimi hemen bir tencereye alayım. Dolaba iteyim. Benimkiler nasıl olsa seviyorlar, yiyorlar. Bu dolabı ne zaman acaba açık bıraktılar? Kapağı açık çünkü. Evde kola varmış, açık kola. Evet bebişlerim, sizin keyifler nasıl? Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz? Canlarım benim. Kendi kendime. İş çıkıyor. Uçları da sivri ya, dolap kapaklarının direkt battı. Şimdi şu şok poşetlerini şey yapacağım. Şu çayımı şuraya koyayım, göz önünde olsun. Şok poşetlerini geri gelen çöp kovalarına yerleştireceğim de. Şurayı bir önce sileyim ama. Akşam vlogu gene ev işiyle. Neyse, Allah'tan çok fazla işim yok. Dün temizlikten çıktı ev. Ve şeyleri yetiştirememiştim. Çöpleri atmayı yetiştirememiştim. İnşallah beni duyuyorsunuzdur bu arada. Lavaboyu yıkadım. Biraz önce abdestimi alırken duşakabin yerinde yıkadım. Hızlıca böyle bir şey yaptım yani, duruladım. Ben arkaya ne düştü acaba ya? Öf. Ben bu kadar minimal eşya sevdikçe eşya benim gene geliyor. Suyuyla da dökeceğim böyle ki ısıtacağımız zaman suyuyla çok güzel olur. Aslında bunun dizilimi böyle sıra sıra olması lazım da üşendim şimdi. Normalde geniş bir tepsiye sıra sıra dizip tekrar fırında ısıtabilirdik görüntüsünü bozmadan. Biz de böyle yemek gibi karman çorman ettik. Zamandan tasarruf etmeye çalışıyorum. Çok güzelmiş bu güveç. Baksanıza kalın, büyük. Bizim fırında çünkü hem aile kalabalık, böyle güveç yemekleri çok pişiyor. Hem de müşteriler için de oluyor. Tamam, yarın akşam yemeğim hazır. Yanına ya bir pilav ya bir makarna yaparım. Bitti gitti. Ay bu neydi başımdan dökülen. Şimdi şunları bir güzel köpükleyeceğim. Sonra oturduğum yerde camdaki kızı açarız Aras'la. Şey yapacağım, siz söyleyin adını. İşte şunun tadına bir bakayım. Bu ekşitme ellerimi soldu. Şu küçük olan da mı aynısı? Ekşi peynir gibi yoğurt. Çok güzel. Geldim. Niye vuruyorsun? Kapıyı açtım. Akıllı oğlum benim. Hoşçam. Şu lavaboya koyayım, yerim bu yastığı. Bunlara küçük kapaklı bir şey koyayım. Kolayı mı alıp geldin? Yok anneciğim, bizde varmış. Ha. Ben dedim ya, evde içeceğimiz var diye. Bunlar ne kadar bu? Başka bir şey biliyor musun? Yaşamda. Anne hani ben sana söylemiştim ya, bana bir tane kendi Aras'cığım, ben sana bir şey söyleyeceğim. Hı. O dolabı kapatırken iyice kapat, kapağı açık kalmış. Ben alabilir miyim hani sen? Ben kola çıkardım, birer bardak içebilirsin. Ama hani sen benden alıyordun ya. Hani sen benden babam da alıyordu. Yusuf dün bir kilo kayısı getirmiş. Sen akşam yediler, sadece bu kadar ya kaldı. Arkadaşlar bu arada çok uygun bizim yerde. 30 TL'ye satılıyor 1 kilo. Çok iyi. O dolabı kapatır mısın anneciğim? Niye kapa dolap açık? Yaz kapağı. Kapat şu dolabı. En sinir olduğun şey, geliyorsun gidiyorsun 100 kere dolap kapağı açıyorsun. Bu çekirdekleri niye bu yediğiniz tasın içine atmışsınız? Ben atmadım. Ben çöpe atıyorum. Ben sadece tadına baktım. Aa, benim beyler yemişler yarı kıyım. Anne yarı galiba babam atmış. Bilmiyorum. Ben atmadım valla. Tamam anneciğim. İyi hadi ellerini yıka. Ben şimdi şu işlerimi toparlayayım. Seninle keyfe geçeceğiz. Kola biraz bugün ısınsın diye bekliyorum. Anne zaten benim geç yatabilirim. Ya bulaşık makinesine yarın boşaltacağım. Yarın tatil çünkü değil mi? Hayır, geç yatamazsın. Benimle onda yatarsan çok mutlu olurum. Niye? Niye geçeceksin? Babam da erken yatıyor. Çünkü o da artık erken kalkıyor işine.
büyük boy çöp, orta boy çöp poşetleri almam lazım. Alışveriş evde fazla olmadığımız zaman çok yapmıyoruz. O suyu lütfen, o suyu lütfen rica ediyorum çok küçük aç. Bir daha da ellerini böyle silkeleme. Seni seviyorum ama seni kırmak istemiyorum. Kayısımı, limonumu da atayım. Bulaşık makinesi boşaltmaktan nefret ediyorum. Boşaltmam lazım, sabah giderken çalıştırdım. Ya inanamıyorum, saat 10.30 oldu. 10.30'u biraz geçiyor. Yusuf geldi, hemen yatak odasına çekildi. O çünkü camdaki kızın bölümlerini izlemiş. Ah, biz takıldık kaldık 4 saattir televizyonun başındayız. 79. bölümü izledik. 80. bölüme geçtik şu anda. Yani çok heyecanlı, güzel gidiyor. Daha önce takip etmezdim bu diziyi. Çamaşırları katlamadım vallahi, biliyor musunuz? Sadece tezgahları topladım, bulaşık makinesini boşalttım. Aras, o babanın yüzüklerini, takılarını, her şeyini yerine koyar mısın? Kendine oyun çıkarıyor bu da. Valla çok bir şey çekemedim akşam vlogunda size ama en azından bir kapanış yapayım dedim. Arkadaşlar bakın şimdi, anne çeksene. Şimdi şuradan koydum, ne olacak? Böyle. İçiyoruz. O babanın yüzünü kaybedersin. Bakıyoruz, bakıyoruz. Bakıyoruz anneciğim, hadi. Hop. Heyecanlı yere geldik Aras. Şurayı bir durdurayım da. Ondan sonra yarın cumartesi olduğu için Aras'ı da erken yatırmadım. Ama benim erken yatmam lazım. Yarın iş var. Dükkan açacağım. Vallahi biraz meyve atıştırır uyuruz. Aras şey, Yusuf yatak odasında kendine başka bir şey açtı. Televizyon. Oradaki televizyonda o şu anda var. Biz de burada Aras'ta camdaki kızı izliyoruz. Ha, bir acaba daha da tek yalan istemiyorum. Anne sen açsana. Tamam canım. Neyse öpüyorum sizi. Tamam anneciğim, bir dakika. Öpüyorum sizi kızlar. Yarın görüşürüz. Hadi bay.